Herkese, Müge ben. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Evet. Size bayağı aslında eski oluyor, bizi bayağıdır takip edenler bilir özellikle. Bir kurabiye tarifi yapmıştık Starbucks. Hatta herkes denedi neredeyse. Çok beğendiniz. Şöyle daha orada size ne söz vermişti? Poğaça. Poğaça söz vermişti. Ve bugüne kısmet oldu ancak biraz bayağı. Zaman, bayağı bir zaman geçse de bugüne kısmet oldu. Aynen. Kışın falandı ve çok beğendiniz Starbucks kurabiyesini. Hatta baya olay olmuştu yani. Oh, baya. Gerçekten bile yaşamıştık gerçekten. Yani o güzel Starbucks kurabiyesinin üzerine şimdi de enfes ve basit bir poğaça tarifi verecek. Çok basit. Evet. Çok basit. Yani kendisi şu anda ayarladı, ben hiç karışmıyorum hiçbir şeye, hiçbir şekilde. Size söylesin o zaman neler koydun. Tamam. Bahsedelim. Ben şöyle alayım. Hemen şimdi. 4 bardak unumuz var. 4 bardak un. Sonra 1 paket kabartma tozumuz var. Bunları önceden hazırladık biz bu arada. Evet. Daha sonra 1 bardak tereyağımız var. Erittik bunu mikrodalgada. Bir ocakta marine bir şekilde eritebilirler. Onu öyle de yapabilirler. Aynen, yani şey, genelde çaycının üstünde falan da yapılabiliyor. Aynen o şekilde de yapılabilir. 1 bardak yoğurdumuz var. 1 bardak da sıvı yağımız var. Evet, biraz çok yağlı geldi bana ama. Hayır, ıdıkası sen yedin mi? Çok güzel. Yani böyle çok fazla yağlı gibi olduğuna bakmayın. Çok aynen. Yağlı olmuyor gerçekten. Aynen. Bir de beyaz peynirimiz var beyaz içine peynir. Koymak için. Bu ama şey, ne peynirdi bu? Hani süzme peynir. Süzme peynir aldık özellikle. Aynen. Süzme peynir olacak yani. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar, tamam. Başla. Az malzeme. Tamam, bu kadar. Az malzeme gerçekten iyi. Şimdi çırpıcı lazım. Çırpıcı lazım, hemen getiriyorum. Tamam. Şimdi bu poğaçada önemli olan çok yoğurmamak. Öncelikle çok yoğurmamak. Evet, çünkü içerisindeki yağdan dolayı hemen yağını salabiliyor. Yani çok yoğurursanız. Yani diğer yapacağınız tarifler gibi değil bu. Anladım. Öncelikle şöyle kabartma tozu ve güzel unu. Güzel bir püf noktası. İyice böyle karıştırıyoruz. İyice yediriyorsun. Aynen. Daha sonra diğer kaptaki bu yoğurt ve yağları karıştırıyoruz. Yani bunları biz iyice ayrı zaten ayrı karıştırıyoruz. Yani çok fazla yoğurmaya o sebepten gerek kalmıyor. Bu arada bu tarif Arda Türkmen'di sanırım, değil mi? Arda Türkmen'in tarifi, aynen. Hani sonradan telif hakkı muhabbeti olmasın. Bunu da böyle güzel bir şekilde çırpıyoruz. Çok basit bir tarif bu arada. Zaten malzemelerini de gördünüz. Evet çok yani şey. Her evde bulunacak malzemeler. Hemen atıyorum, misafiriniz geliyor, çıt yap yani. Aynen öyle. Mayalanmadığı için de iyi. Ben zaten mayalı poğaçadan daha çok seviyorum bu tarz poğaçaları. Hani böyle şey, ağızda dağılıyor falan evet, ya. Evet. Bunu böyle koyabiliriz herhalde. Şimdi ortasını... Ortasını oyup. Oyup, aynen. Bu arada elimdeki ojelere dikkat ederseniz kalıcı aynen, oje. Aynen, kalıcı oje arkadaşlar. Evet. Aynen. Yoksa ojeyle iş ona falan şey yapıyor gibi olmasın. Kalıcı oje olduğu için bir şey yapamadık. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Kulak memesi kıvamına kadar yoğuracaksın sanırım. Yok. Dediğim gibi hani bunu çok fazla yoğurmayacağım. Evet, aynen. Yani iyice böyle karışana kadar. Evet. Çok yoğurduğunuzda yağını salacak ve yağını saldığında zaten aynen direkt kötü olur. İyice böyle unu yedirene kadar. Ben böyle iki kişiliğim, böyle bir şeyler yapmayı seviyorum ya. Takipçilerim de seviyor. YouTube ailem de seviyor böyle. Senin başka tariflerin var mı? Belki böyle bir ara yine geldiğinde yine yaparız. Ya bir de güzel tarifleri oluyor. Ya yani. Teşekkür ederim. başka tariflerim ya, genelde tatlı yapmayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ya tatlıyı genel yapıyoruz olarak zaten çok biz seviyorum. Şimdi yoğurdu birazcık yoğurduktan sonra şimdi normal poğaça gibi içerisine peynir aynen koyacaksın, değil İstediğim mi? Şekli vereceğim. Şekil. Bu arada bunda şekil çok önemli değil. Yani şöyle şekline çok takılmayın.
direkt böyle bu şekilde yuvarlıyoruz. Her yani yaptığımız poğaça. Şöyle poğaça yuvarlıyoruz. Yuvarlayın işte şu kadar dakika yuvarlıyorum. Direkt normal yaptığımız açıyorsun, klasik poğaça yani. Böyle, aynen mi? Öyle. Bu çok yumurta koyuyor muyuz üzerine? Hayır, üzerine koyuyoruz. Hadi içine koymuyoruz. Ben o zaman sana yumurta hazırlayayım. Aynen. Öyle ben. Şeklinin güzel olmasının hiçbir önemi yok. Zaten tadı enfes. Enfes olacak. İçine de biraz böyle beyaz peynir. Bu küçük şeyi almış mıydık? Kullandık mı onu biz? Neye kullandık? Almış mıydık? Ha şey mi? Ünlük vardı ya. O sanırım makinada. Şu şekilde. Şu şekilde. Yumurtanın sarısını kırayım. Gördüğünüz gibi şeklinin bir önemi yok. İkimiz de ayrı telden çalıyoruz, farkında mısın? Yalnız şey böyle, ne kadar bakın misafirim olduğu halde çamaşır yıkıyorum ya. Çamaşır makinem durdu diyorum. Evde misafirim var. O derece. Hamişlere gidiyorsanız, arkadaşlar bunu bir dipnot olarak buraya düşmek istiyorum kesinlikle. Hamileye ben geliyorum denmezmiş. Gelirmişsin bir şeyler yaparmışsın. Aynen ya, getirirmişsin öyle. De... Hani yaparmışsın da getirirmişsin. Ki bence yani varsa konu... etrafınızda birazcık evet, hamileliğin şey yani. Ekstra bir çünkü, şeyi var ama evet, hani bence mutfakta sen konuşmaktan şey ama bence yakın olduğun insanlarla böyle hani gittiğinde ekstra şeyler beklemekte çok aynen. Şey geliyor bana. Yani saçma, abes geliyor açıkçası. Hani yakınsan, yani gittiğinde birlikte de bir şeyler yapabilirsin. Evet, evet. Hani illa hazır bir şeyler beklemek... Ya çünkü hamilelikte gerçekten arkadaşlar bir anınızı asla tutmuyor. Mesela ben geçen hafta aşırı enerjik hissediyordum. Hatta temizlik videoları falan attım size, böyle iyiydim falan. Şu iki gündür o kadar böyle şeyim ki kolum kalkmıyor. Şu Eda'yla söyledim hatta. Dedim Bıdıkon birlikte bir şeyler yaparız çünkü kolum kalkmıyor gerçekten. O da zaten asla hani yapma der zaten. Hani yani yapma, aynen. Kızar yaparsam da. Ama yapmayın yani, böyle misafirliğe falan gidecekseniz. Varsa etrafınızda hamile. Biraz düşünceli olmak. Evet, biraz gerekiyor. Düşünce aynen. Bir de hamilenin evine de sık sık gitmeyin arkadaşlar. Yani gerçekten hatta hamilenin de çok böyle siz ağırlayın falan diyormuş şimdi. Ay yani şey evet aynen öyle. Yani siz ağırlayın. Ya hayır, gitmek değil de şu olmuyor. Atıyorum çok kalabalık bir misafirin gelecek. Yani şey oluyor, tamam mı? Çok nasıl desem size? Ben mesela normal kendimize Rıza'yla bana yemek yaparken o kadar yoruluyorum ki böyle mesela çok sabit duramıyorum. Şu an bu videoda da burada duruyorum ama birazdan oturacağım mesela. Hani çok sabit ayakta duramıyorum. O yüzden de imkansız yani böyle birçok kişiyi ağırlamak, ne bileyim yemek yapmak falan. Şu an benim için biraz imkansız. O yüzden bana gelenler de genelde hep şöyle oluyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine tabii ki. Hani Müge biz geliyoruz ama bir şey hazırlama, birlikte yaparız. Ben misafirlere bayılıyorum. Ya, hamilelikte dediğim gibi sadece hamilelikte. Tabii hamilelikten sonra geçecek bunlar. Ve sizinle de bol bol misafir ağırlayıp videolar paylaşacağım. Yemek ha, videoları. Say bak şu yemek olayına da gelirsek. Aa, yemek videoları istiyorlar benden de genelde. Ya ama şöyle de bir durum var. Ben bile mesela 2 senelik evliyim. Daha böyle... tamam. Oturmuyor değil mi bazı evet, şeyler? Yani böyle hani tabii çok zorluk da çekmedim hani yemek konusunda. Çünkü ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ama yine de gerçekten elin böyle ilk sene şey oturmuyor mi? Yani. Ya hani böyle olacak mı? İşte o gelen misafir beğenecek mi? Size de aynen. Oluyor mu bu olaylar? Lütfen paylaşın yorumlarda. Yani böyle şey oluyorsun, böyle tedirgin oluyorsun. Biri gelecek mesela, işte bize misafir gelecek. O kadar elim ayağıma dolaşıyor ki Rıza, diyorum ki yardım eder misin biraz falan ya. Çünkü hem ya bu hamilelikten de, hadi hamileliği geçiyorum, normal hayatta da şey oluyor böyle. Eliniz ayağınıza dolaşıyor yani. Sanki yetiştiremeyeceğim, sanki güzel olmayacak, beğenmeyecek. Ya evet, yapacağın şeyi bir de bir de böyle yeni evli çiftlere şunu yapın. Evine gittiğinde ya ne kadar güzel olmuş, eline sağlık diyeyim. Aynen. Çünkü bunu yapmayan insanlar çok var çünkü. Şey oluyor böyle, hani takdir değil de böyle bir bekliyorsun, sen ilk defa böyle yeni yeni misafir almaya başlamışsınız, böyle ilk yeni yaşıyorsunuz ya bazı şeylere. O yüzden yapın, ben yani yaparım. Şöyle, ben yaparım bak gerçekten. Şöyle örnek vereyim bak. Ben mesela yeni bir yemek deniyorsam, Adem onu yerken gözünün içine bakıyorum. Ben de, 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 ben de,
Bildin mi? Direkt o beğendim yani. Değil mi? Tamam bitti yani. O kadar mutlu oluyorum ki böyle hani o uğraştığım falan gidiyor. Yani direkt o şekilde yapıyorum. Aynen. Olmuş mu? Gözün içine bakıp bak olmuş mu? Beğendin mi? Gerçekten olmuş mu? Mesela geçen gün şey denedim ilk defa. Karnıyarık denedim. İşte yapıyorum falan biraz karnıyarık da şey bir şey yani hani evet. Uğraştırıyor gerçekten. İlk denememde ben yapamamıştım. Kızartması falan. Aynen hatta konuştuk yapamamış. Evet. Kızartması falan biraz uğraştırdığı için işte yaptım neyse. Şimdi ben kendim ne yaparsam beğeniyorum. Herhalde kendim yaptığım için. Ama yiyorum yani beğeniyorum. Sonuçta Rıza yiyecek işte koydum falan filan. Yiyor şimdi bir aldı kalım. Ben yemiyorum daha böyle bakıyorum gözün içine. Olmuş mu falan diye. Ne oldu dedim ki. Aşkım beğendin mi dedim. Oha beğendim eline sağlık falan dedi. Oha sonra tamam. Oğlunu dedikten sonra evet. Zaten daha çok yapasın evet, geliyor. Evet evet kesinlikle. Toplayayım derken daha çok şey. İyi mi şu an bak bakalım. Evet biz daldık muhabbete burada da. Bitmek üzere. Bu arada bir tepsi çıkıyor bunlardan adet. Yani yaklaşık 19-20 tane falan çıkıyor. Yani bayağı çıkıyor. Bir tepsi de yeterli. Ve ne kadar çabuk oluyor farkındasın değil mi? Aynen. Bir misafir geldiğinde falan direkt yapış. Aynen aynen çok mantıklı yapayım ben de. Sana bir şey soracağım. En çok yemek yapmayı mı seviyorsun yoksa temizlik yapmayı mı? Yemek yapmayı. Ben de temizlik. Ya temizlik yapmak beni çok yoruyor çünkü. Yani böyle ve çok sinirli oluyorum. Hmm. Gerçekten. Ben şey oluyorum böyle temizleniyor ya böyle ev temiz kokuyor falan. Uf bayılıyorum. O, ya evet. Sokak, tam çok yoruluyorsun. Bak o kısım çok iyi doğru. Ama ben o kısmı ne zaman seviyorum biliyor musun? Bu arada sesim çok kötü çıkıyor olabilir. Grip. Çünkü grip oldum. Grip oldum. Ay şu an hissediyorum sesimin kötü olduğunu. Yani şöyle bu konu. Yapıyorum, yaptıktan sonra oh ne kadar güzel diyorum ha, ama evet, yapana yaparken, kadar yaparken, yani Adem, falan. Özellikle Adem, benim bir tane köpeğim var Zeytin. Bir önceki, bayağı bir önceki vloglarda bahsetmiştik ha, sanırım değil mi? Öyle hatırlıyorum. Şey diyor mesela Adem genelde, hadi kızım kaçalım diye Zeynep bizi dövecek falan diyor. Kaç, kaç. Aynen ya çok sinirli oluyorum. Bir eşin evdeyken olmuyor gerçekten. Adem mesela şey diyor, sen temizlik yapma. Yapma yani o derece sinirli oluyorsun. Ben de böyle tek olurken yapacağım. Mesela evde kimse olmayacak. Biri olduğunda da i̇şte mesela bizde... yardıma gelsen sen bana ben seninle temizlik yapamam. Bizde öyle bir hani, ihtimal olmuyor Lukum. Çünkü lafımı kestim. Bu arada şey oluyor bizde. Ben şimdi çalıştığım için sadece hafta sonları gezebiliyorum. O yüzden O yüzden de şimdi hafta akşamları sonumu temizliğe ayırmak bana çok şey geliyor. Hmm. Hani kötü geliyor ya. Sevmiyorum yani. O yüzden diyorum ki cuma günleri temizlik yapayım. En iyisi. Hafta sonu da rahat rahat yatarım, şey yaparım. Hani o yüzden cumartesimi, pazarımı hiçbir şekilde temizliğe ayırmıyorum. Mantıklı. Yani. Öyle. Ben yemeği şöyle hani temizliği şöyle daha çok seviyorum. Hani temizleyince bir şey görülüyor. Hani temiz biraz evet, bir iki gün falan gidiyor böyle temizlik. Yemeği yapıyorsun. Saatlerce uğraşıyorsun. Ay evet. 10 dakika sonra yok bitti. Evet. Bir de şey mesela özellikle Ramazanlarda misafire o kadar yığınla yemek yapıyorsun. 5 dakikada yeniyor ya. Sinir oluyorum. Gerçekten. Sinir kaptığından bitti falan. Evet böyle. O kadar çek zahmetini. İşte o yüzden böyle temizlik daha bana şey geliyor. Ama işte şey Udukom, ben genel olarak yemek yapmaktan biraz keyif alıyorum. Ha, keyif aldığın için evet, o doğru. Değişik şeyleri denemeyi çok seviyorum. Mi? Bir de yaptığın bir şey var mı diye sormuştun ya. Evet. Beşamel sos, ıspanak. Ama sen ıspanak sevmiyorsun. Seviyorum aslında da bu hamilelikte biraz şey oldu. Bazı şeylerde ilk zamanlar çok şey oluyor. Soğuyorsunuz ve ısınıyorsunuz. Hala bile mutfağa çok... İyi girmiyorum yani kokuyor ara bana hala. Yani bir beşamel soslu ıspanak yapıyorum. Ya yani kendimi övmeyi çok sevmiyorum aslında ama şöyle diyeyim en azından. Adem ıspanağı hiç sevmez. Erkeklerin yani artık geneli hiç sevmiyordu. Evet hiç sevmiyordu. Mesela şey dedi hani ıspanağı ben ilk defa sende sevdim. Yani çünkü o yaptığın ay, sos çok falan... güzel oluyor böyle demesi de. Evet gerçekten. Mesela Rıza'nın pırasayı hiç yemiyormuş yani. Pırasaya bayılırım. Aa ben de severim pırasayı. İşte ben yaptım ve yedi. Hani ben de şaşırdım yemesine falan. Sonra şey dedi senin elinden olduğu için yedim falan.
de maydanoz. Maydanozu ağzına sürmez. Sevgiliyken de bu böyleydi. Hatta biz böyle makarasını yapardık işte. Evlenince yiyeceksin bak falan diyorum. Çünkü ben severim maydanozu ve her şeyin içine de koymak isterim yani. Maydanozu halen de sevmiyor. Maydanoz sevmiyor erkekler, aynen. Evet. Sonra evlenince artık Rıza maydanoz yiyor. Ama ya. Sadece evde yiyor. Ya. Ama gerçekten yani el lezzeti diye bir şey de var bence. Evet, ben buna çok inanıyorum. Aynen. Mesela kesinlikle. Bunu gibi mesela ıspanak gibi budukum şeydi. Barbunya falan onları da sevmiyormuş Adem. Barbunya'yı da mesela benden sonra sevdi. Hani. Demek ki şöyle hani ya küçükken böyle yedikleri yani herkesin dediğim gibi el lezzeti farklı olduğu için belki bir yerde yiyip beğenmeyip de. Çünkü zaten tadına bakmadan beğenmemek diye bir şey olmaz. Tabii canım. O demek ki küçükken falan böyle yiyip el lezzetini beğenmediği bir kişinin yediği yemekten sonra bu demek ki bunun tadı böyleymiş diye yemiyorlar. Büyük ihtimalle öyle. Sonra da veya bu sadece hani bize ait bir şey değil. Atıyorum gittiğim bir misafirlikte yemek zorunda kalır yer ve orada aynen. Beğenir. Benim mesela böyle olan şeylerim çok olmuştu ben. Aynen. Ben mesela neyi sevmiyorum? Bir şeyi sevmiyordum hiç asla. Sonra bir yerde yedim ve gerçekten o kadar hoşuma gitti ki ondan sonra dedim ki abi böyleymiş. Evet evet öyle oluyor. El lezzeti diye bir şey var ama. Aynen. Evet son şeyimiz de yapıyoruz poğaçamızda. Kaç adet çıktı bu arada? 2, 4, 19. Bununla mı? Aha. Bak tam 19-20 adet 19, çıktı. Evet. İyi ya bir tepsi de 19-20 adet. Aynen. Gayet iyi. İkişer tane koysam misafire. 6 kişi falan gelse. Tadı enfes oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Mutlaka deneyin. Aynı Starbucks kurabiyesi gibi bununla deneyin. Kesinlikle deneyin. Bu arada bitti. Tamam şimdi ben şeyi çekeyim. Sen sürerken üzerine. Tamam. Çekeyim sonra da fırına takılalım. Şimdi bir tane yumurtamızın sarısı var. Sarısını üstüne süreceğiz. Ben bu arada çok yumurtalı sevmiyorum. Genelde şöyle az az. Hafif hafif mi? Evet. Zaten yazın çok koktuğu için. Evet, doğru. Üzerine biraz susam döküyorum ben. Susam ve çörek otu en sevdiğim şey olabilir. Benim de. Gerçekten. Özellikle çörek otu. Bayılıyorum ya. Poğaçaya falan böyle ayrı bir tat katmıyor mu? Evet. Katıyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de bak bir şey daha geldi aklıma. Susam böyle alınca bir de simit yapıyorum bu arada. Gerçekten mi? Küçük evet. Simit mi yapıyorsun? Çok severim. Şey böyle kaşarlı sucuklu simit oluyor ya. Efsanesi. Şeyde genelde simit kafelerde tamam, falan. Bir sonraki eğer isterseniz aynen. Simit yapsın bize. Onu mayalı yapıyorum ama. Hı-hı, aynen simitin mayalı. Çok güzel oluyor. Susamı kavuruyorum. Susam ondan aklıma geldi şimdi. Çok merak ettim. Çok güzel oluyor. İsteriz değil mi kızım? İsteriz. Ya, teyzesi istiyormuş. Teyzesi ona yapmayacağım da kime yapacağım? İstiyormuş teyzesi istedi. Biraz bakın, da. Biz kocaman olduk. Biraz da çörek otu koyuyorum. Biz şimdi bunların üstüne biraz atıştıracağız çünkü benim minik kızım çok acıktı. O yüzden fırına atarken gösteririz size. Evet poğaçalar hazır. Kaç dereceydi? 200 derecede 30 dakika pişirmeniz yeterli oluyor. Yani yine bir kontrol edin tabii 25 dakikada da yani fırından fırına değiştiği aynen, için. Aynen çünkü biraz benimki hatta azıcık kararttı evet. Galiba. O yüzden siz yine fırınınızda kontrol edersiniz. Şimdi bize afiyet olsun. Deneyenler için deneyenlere de afiyet olsun.